Evet, sevgili dostlar, hepinize selamlar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Gunfire Reborn'da yeni bir bölümle karşınızdayım ve en son bizim yeni aldığımız kahramanı kasıyorduk ki bu yeni kahraman baya baya güzel özelliklere sahipti. Kendisinin pençeyle atılma yeteneği çoğu yerde bizi kurtarıyordu ve diğer karakterlerden bir parça daha öne çıkaran özelliğiydi kendisini. Hani köpüşü biz kasmıştık ama köpüş normal fightlar harici birazcık yersiz kalıyordu. Birazcık sıkıntılı durumda kalıyordu. Bir de bir tane daha şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kaplan galiba. Peki kaplandan sonra diğerleri DLC mi yoksa seviye mi? Ha, 401'in puanla açabiliyorum bunu. Kılıç dövüşü ustası. 600 puanla bunu açabiliyorum. Ruhlar alemi ziyaretçisi. Aç dediğim zaman nasıl açılıyor bu? Bu DLC Gamers 2013 galiba ya. Aynen abi. Bu DLC Gamers 2013. Wukong gibi bir şey zaten. Okey. Şimdilik bu kuşla oynayabilirim. Başla bakalım. Bir parça şöyle ses kısalım. Başlangıç ekipmanı falan almadım da ihtiyaç duyacağımızı çok zannetmiyorum. Başlangıç ekipmanı olmasa da zaten vurdum mu dağıtıyor baksana. Oğlum ben şaşırmayayım. Aynı yerden iki tane piyade gelmiş. Lan bir an gözlerim bozuldu zannettim lan. Dedim herhalde şaşı olduk. Tövbe estağfurullah. Çok farklı bir efekt vermedi mi? Sevgili Oys hoş geldin. Ops. Lan aynısından 2-2 çıkarıyor. Bir de takılıyor gibi hareket ediyor. Etrafta bir mezar falan bir yer göremedim. Devam. Varsa bu odadadır. Yep, bu odada. Sniper da. Ben sniper'ı çok kullanmayı beceremem. Farklı bir silah gelene kadar dursun şimdilik. Hazine sandığını en son açalım. Yürü bakalım mezara. Wargamers 2013. Okey. Ne vereceksin abine? Lanetli parşömenlere karşı bağışıklık. Okey abi, yani şu anlık bir lanetli parşömenim yok ama makbule geçti. Teşekkür ederim. Hocam bu nedir? Depin menzilini arttır. Girelim bakalım bir sonraki aşamaya. O ne? Helal kuzum. Bir hazine odası gibi bir yer var. Ya benim aslında hiç
Sniper oynayasım yok da. Oynayamıyorum da zaten herkese. Başka silahım yok. Buradan dik gidip devam etmeyeceğiz. Buralarda var ya, bütün canı bırakma riskimiz var ha. Buralarda bütün canı bırakma riskimiz var. Evet. Evet, E'yi atmam hoş olmadı elimin çarpmasıyla. Hemen bu. Bu atıldı, bu atıldı. Sonra dörtlü Joe. Buradan akuvak yapsam. Teşekkürler. Güzel parşömen abi. En azından can kaybetmeden, karakteri mındar etmeden. Buff'ı alabildik. Yok, bura benim vuruştuğum yer galiba. Şuradan devam. Sniper'ı almadan ne olur ne olmaz. Gerçi... Şuradan bir şey gelecek diye bekliyorum da. Abi silahla. Aha. Teşekkür ederim. Güzel. Bu arada dinamit falan da atıyor. Halleder. Kameramı şöyle bir açayım dostlar. Farkındayım. Kayık halledeceğim. Şöyle bir şey yaptığımız zaman, okey, parayı marayı görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Biraz daha böyle monitörün içine gire gire oynayayım. Hatta monitörü kendime çekeyim, daha yakın göreyim. Ki rahat devrilsin üstüme. Nedir bu? Tamam. Aa bak, burada upgrade'ci dayı var. Upgrade'ci dayıya basmak lazım sanki ya. Şu elimdekini bas. 3-5 neyi ne kadar vurursa işte. Elit var. Arbalet de fena değil ama silah tercih ederim. Elif geliyor. ESC'ye bastığında oyunun durmasına çok sevindim. 3
Çünkü hemen kahvemi daha uzak güvenli bir yere almam lazım. Yıldız rutanı alalım. Yok, hipopotam değil. Yıldız rutan. Ama ikisi de aynı çeşit cephane kullanıyor. Bu da aynı çeşit cephane kullanıyor. Bu ok da mı aynı cephaneyi kullanıyor? Yok, ok aynı cephaneyi kullanmıyor. Ok farklı bir cephane kullanıyor. O yüzden oku almak daha mantıklı. Tamamdır. Kahve tekrardan güvenli alana gelebilir. Bir tane can kurtaran aldık ama ne kadar efektif olacak ben de bilemiyorum. Sniper'ı zaten burada bıraktıydım. Sürekli shift'e basıp koşmayı deniyorum ya. Merhaba hocam, sizde nasıl bir item var? Zengin ayrıcalıkları. Ne kadar fazla param varsa o kadar çok vuruyorsun. Meleksi aura. Normal cephane kullanım silahım var. O yüzden onu almayacağım. Okey, canım dolu, her bir haltım dolu. Bu ne yapıyor? Bir şey değil mi? Biraz kalkan için can verir. Buradan bir can doldurma itemi alırım. Sen ne vereceksin bana? Çok iyiymiş. Güzel. Bayağı bir pençeyi kuvvetlendirdik ya. Sinan abi hoş geldin. Geldim abi, geldim. Abi benim ayakta mantar var ya. Sabah akşam ayrı krem sürmek gerekiyor. Bir de tok karnına alınan ilaç var. İlaç tamam da krem konusunda sağ olsun eşim yardımcı oluyor. Allah razı olsun, her konuda yardımcı oluyor da. Kremi sürdüm, acık dinlendim, geldim. Yok yok, geldim abi, buradayım. Kandırıkçı gamers yok. Elit var içeride ama halledebilir miyiz acaba eliti?
Hallederiz ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sinan abi. Sağ olasın. Gene mi aynı seçkin ya? Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle şu kenara atlayıp kaçacağım. Ultime hem zarar vermek için hem kaçmak için kullanıyorum. İşte sıçtı, ağzıma sıçtı. Lan! Ah be abi, çık çık, uç uç uç! Ah be! Dönerli testere bir boka yaramıyor tabi. Süvari. Normal mermi mi kullanıyorsun? Ne kullanıyorsun sen? Hoş geldin abim! Teşekkür ederim Sinan abim, sağ olasın. Ya abi aslında şey böyle kanalın açık kalması ve insanların yayına alışması güzel bir şey. Yani mesela ben Sabaton'dan sonra da kanalı çok uzun saatler açık tutmak isterim ama band kaydıyla normali arasındaki farkı çok zor ayırt ettiririz diye çekiniyorum. Ya ekrana sayaç koysam bile mesela yayına geçmeden 2 saat evvel açtım diyelim yayını. Tamam. Bu arada süvari olmaz abi. Süvari olmaz çünkü şey böyle. Aynı cephaneyi kullanıyor. Hani böyle kanal açık kalsın falan istiyorum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Normaliyle gerçeği arasındaki farkı artık ayırt ettiremem. Zaten Twitch de onu hiç önermiyor. Uzun yaylı okçular var ya, gagama sıçtı. Tamam, şöyle yapacağız. Uzun yaylı okçular var ya, beni bitirdi. Biraz sert bir map geldi. Bu hafif otomatik shotgun gibi. Uzun yaylılar bizi bitirdi ya.
Valla Sinan abi, güzel sözlerin için çok teşekkür ederim abi. Öyle canlı gibi hissettirmesi bence de güzel. Silah iyi upgrade basmışım baksana. Adam direkt yamuldu. Biz bunu Emre ile falan kesemediydik ha. Yunus Emre ile götümüz ikiye ayrıldıydı, hatırlıyor musunuz? Güç eldiveni falan var ya, hiçbir boka yaramıyor. Hiç hiç. Altın kadeh. Tertemiz. Tertemiz abi. Yani bir silahlarımdan memnun değilim işte. Onun dışında mükemmel. Sevgili Eyüpçüm, hoş geldin. Wolfenstein oynadım ya. Wolfenstein oyunları baya baya keyifli. Ekranı kendime çok yaklaştırdım galiba. Şurada dinlendiğim hem oyunu kaydedip hem de şey yapabiliyorum. Buradan direkt sonraki aşamaya geçiyor. Elit. Direkt. Dakika 1, gol 1. Dur, elitten çıkınca iyi param olur. İkisini de upgrade'lerim. Şunlara takılmadan hemen elite bir girelim. Tertemiz abi. Yıldırım patlaması. Meleksi aura. Bunların hepsi normal cephane kullanıyor ama. Normal cephane olmaz ki. Biz savaştıkça cephane geliyor galiba ama sıkmadıkça da azalıyor. Bende öyle olmuştu ama hepsinde aynı mı oluyor bilemem. Usta. Upgrade bas.
Sandık para karşılığı bir şey veriyor da olsa alamam ki. Şu illüzyonu da upgrade'le ya. Biz bu iki silahla gideceğiz çünkü anlaşılan. Şuralarda adam var bak. Oo, ne güzel lan. Ama buna o kadar upgrade bastım. Bunu atamam. Hacı abi ne haber? Hiçbir şey alınmıyor. Upgrade falan da basamıyorum. Param yok. Bunlar benden iyi dojluyor. Lan kim bana nereden vurduysa hakkını vermek lazım. İyi ağzıma sıçtı. Bende bunun artı 7'si var işte. Artı 6'sı. Orada boşluğa tepik atmak bile şey yapıyor. Can kazandırıyor buna. Lan her yer kapandı mı? Mecbur dik gideceğim. Abidin hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Oo, çok iyi. Ben bunun muhabbetini anladım. Bu müthiş bir silah. Merhabalar sevgili Espan. Hoş geldin. Ben bunun muhabbetini anladım abi. Bu müthiş bir silah.
Misal veriyorum, adam şurada buraya attın. Arkan dönük olsa bile oraya sıkıyor abi. Harika bir şey bu. Buralarda bir yerde gizli chest falan yok. İlerle. Bazı kusurları da var tabii. Bu agam boss eritirken çok iş yapar. Bunu net boss'a kasmak lazım bu arada. Olan zaman değişti aslında. Ama sonra sabah tekrardan değişti. Yani 27-28 saat kala tekrardan bir yükselme durumu söz konusu oldu. Karakteri iyi kullanıyoruz bence ya. La bu ne? Bu
Eyvahlar olsun ya. Artık bitmiş olmalı, değil mi? Böyle boşluğa tekme sallıyorum ki kalkan falan gelsin. Mahvolduk ya. Aa, ikisi de aynı cephaneyi kullanıyor bu arada. Sıkıntı. Birinden birini değişmek gerek. Valla geçit mi açıldı? Benim mabadımda delik mi açıldı? Orasını pek anlayamadım da. Güzel idare ettik bence ya. Gökkuşağını da artı 6'ya çıkar. Gel bakayım. Şimdi eğer E'mi isabet ettirirsem %100 şey kazanacağım. Kalkan. Bu silah bayağı bayağı iyi ya.
Kemik ejderi dediği şeyi kullanamam da. Kılıç belki alınabilir gibi. Sahip olduğum her bakırın %2 silah hasarı vermesi iyi. Biraz para biriktirmek lazım sadece. Bence yakın dövüşte iyiyiz ya. Yani kuş yakın dövüş kullanabilir. Ama tabi boss'u diğer silahla keseriz. Efendim sevgili Darktober, 3. ayında Darktober çok teşekkür ediyorum. Abonemiz olup yayını desteklediğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. İri kıyımlar beni top gibi sektirdi galiba. Hayret. Evet bakalım ikinci boss deniz solucanı. Canımı doldurdum girdim. 100 gold'a da yüzdelik hasar veriyordu ya. 600 gold var işte %6 silah hasarı. Hiç yoktan iyidir ya. Bakalım buna bir tane soul click yapıştırdık mı? Ne tarafa dönersem döneyim bunu hasar atacak. Ağzı mı hasar yiyordu bunun? Aynen ağzı.
Bu haritada ben nereye kaçıp saklanacağım abi? Pes et gitsin ya. Bu haritada ben nereye geçip saklanayım hocam? Yani mümkün değil de güzeldi, güzeldi, fena değildi. Atıl hedefe vurmazsa bekleme süresi %50 kısalır. Can fazla, zırh fazla ve atış düşmana isabet ettiğinde bir zırh puanı geri kazandırır. Bunların hepsi birbirinden güzel özelliklermiş. Şöyle biraz puan biriktirelim. Evet dostlar, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.